Merhaba, İstanbul Hepimizin girişiminin hazırladığı Şehir Hepimizin programına hoş geldiniz. Bugün yine Yıldırım Hoca ile birlikte Zimmel konuşmaya devam edeceğiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yıldırım Hoca ile daha önce Zimmel'in Metropol ve Zihinsel Yaşam makalesi üzerinde durmuştuk. Fakat Zimmel üzerine bir program daha yapmayı o zaman da konuşmuştuk. Bugün de yine Zimmel'in Toplumsal Tipler, aslında biraz daha uzun bir makalesinden bahsedeceğiz. Nedir toplumsal tip ya da Zimmel için bu toplumsal tip neden önemli? Ya bu 1900'lerin başında yazdığı makaleler bunlar. Neden bu bir mesele haline gelmiş? Biraz öyle başlayalım mı? Şimdi şöyle, bir önceki programda biz metropolü konuşmuştuk ve orada birey olmayı, birey bir metropolün içinde nasıl kendi öznelliğini şekillendiriyor bunu konuşmuştuk. Ve onunla bağlantılı biçimde de aslında şöyle bir şey söylemiştik. Yani Zimmel genel anlamda bir toplum tanımlamaktan uzak duruyor. Onun yerine toplumsal etkileşimler var diyor. Gündelik hayatımızın içinde bir sürü etkileşim gerçekleştiriyoruz. Ve sosyolojinin işi bu etkileşimlerin arkasındaki biçimleri bulmak. Bu biraz dilden örnek verirsek gündelik hayatımızın içinde binlerce cümle kurabiliriz. Değil mi? Ama bu cümlelerin arkasında bir gramer var. O grameri bulmamız gerekiyor. Sosyolojinin yapması gereken bu. Ve o yüzden sürekli biçim ve içerik arasındaki tartışmaya giriyor. Bir biçim var, bir de içerik. İçerik birbirinden çok farklı olabilir ama arkasında benzer biçimleri bulabiliriz. Onlar da bir bütün oluşturabilir. Evet, bir STK'nın işleyişiyle, bir şirketin işleyişi, bir başka bir derneğin veya bir ailenin içinde aynı biçimleri bulabiliriz. Mesela tahakküm ilişkisi olabilir. O yüzden Zimmel'in yapmaya çalıştığı şey bu içerik ve biçim arasında gidip gelmek. Nasıl etkiliyorlar? Ve o yüzden de sadece bir toplumda değil, bir sürü farklı toplumda aynı biçimleri de bulabiliriz. Metinlere de bakarsanız birbirinden farklı örnekler veriyor. Birden bakıyorsunuz orta çağdan bir örnek gelebiliyor, evet. Çin'den örnek gelebiliyor, bambaşka bir yerden veya bir edebi metinden de örnek gelebiliyor. Nihayetindeki amacı ne? Tüm bu toplumsal etkileşimliğin içinde ortak biçimler neler, bunu çıkarmak. O yüzden bir yandan toplumsal etkileşim biçimlerini inceliyor ve bu tartışmaya çok daha paralel oluyor. İşte tahakküm, mübadele, bütün bunlar bir toplumsal etkileşim biçimleri, gündelik hayatımızın içinde yer alan şeyler. Bir diğer şey de toplumsal tipleri inceliyor. O da bir biçim. Yani. O da bir biçim. O bütün o gündelik ilişkilerinin içinde toplumsal tipler bir biçim. O yüzden şöyle bir şey değil. Çoğu zaman mesela edebi metinlerde veya bir senaryoda biz tip çıkarttığımızda, çok karakter çıkarttığımızda o karakter sabit bir şey oluyor. Evet. Yoksul olmak sabit bir şey. Zengin olmak sabit bir şey. İyi insan, kötü insan. Şimdi Zimmel'deki... Biraz böyle ilk başta sanki öyle bir yöne doğru gidiyor gibi, evet, geliyor. Beklenti öyle. Beklenti o, çünkü yoksul diyor, yabancı diyor vesaire. Ama biraz sonra anlıyorsunuz ki bu toplumsal etkileşim içinde aslında kimin yabancı olacağı, kimin yoksul olacağı etkileşime göre, içeriğe göre sürekli değişebiliyor. O yüzden de sabit bir şey değil. Biraz bunun böyle anlamlı olabilmesi için belki yabancıyla başlayabiliriz. Evet, yabancı. Yabancı, çünkü şöyle de bir şey. Aslında bir önceki programda mekanı tartışmıştık. Hala mekanla bağlantı kurarak analiz yaptığı bir şey. Yani tabii bir yandan da bakın, yabancıyı gezginle ilişkilendiriyor. Evet. Çoğu zaman diyor gezgin, tabii o dönemde düşünün, gezginliğin, avereliğin, gezerek bir yerleri keşfetmenin önemli olduğu bir yerde. Yabancıyla gezgin arasında bir fark var diyor. Gezgin bugün gelen, yarın giden biri. Evet. Sürekli kalan biri değil. Yabancı ise bugün var, yarın da olabilecek bir gün. Bugün geldi, yarın da kalabilecek biri. O yüzden bulunduğu yere hem uzak hem yakın. Tam böyle zimmellik bir şey. Hem mesafe var, hem yakınlık var. İkisi birlikte gerçekleşiyor. Şimdi mesela günümüzde yabancıdan çok kullanılan kavram, sosyal bilim, mesela öteki kavramı diye bir kavram, evet, var değil mi? Öteki de genelde daha güçlü bir toplum var ve ona göre daha mağdur konumunda, daha alt konumda olan bir başka bir toplumsal kesim var. Ve bu ilişki sabit bir şey. Şimdi Zimmel'den mesela yabancıyla başladığımızda bu anlayış birden değişiyor. Yabancılık öyle bir şey ki tamamen en başından kötü diyebileceğimiz veya en başından iyi diyebileceğimiz bir kavram değil. Bakmamız gerekiyor. Yabancılık nasıl gerçekleşiyor? Bir toplumun dışında mı? Yoksa o toplumun bir parçası mı?
Tabii Zimmel nasıl bir şey yapıyor? Bir toplumun organik dışında ama onunla da doğrudan bağlantılı biçimde var. O yüzden o bağlantı olmadan yabancı diye bir şey olmaz diyor. O zaman yabancı da her dönemde değişebilen bir şey ve ilişkilenme haline de her dönem değişebiliyor. Ayrıca yabancı ile toplumun geri kalanı arasındaki ilişki de değişebiliyor. Hı hı. Birden çok iyi bir ilişki varken birden çok kötüye de gidebiliyor. O yüzden mesela şöyle bir örnek veriyor. Yani bir sürü toplumda yabancının topluma dahil olmasının en kolay yollarından biri ticarettir diyor. Tüccarlar yabancılar. Neden? Çünkü aslında o toplumda zaten kurulu bir düzen var. Siz dışarıdan bir şey getiriyorsunuz. Hı-hı. Ve çoğu zaman da bunu içeridekini riske almayacak şeyler getiriyorsunuz. Orada mesela düşünün ki orada tarım üretim var. Siz de bir ekstra bir şey getirirseniz oradaki bütün ilişkileri alt üst edeceksiniz. Oraya riske atmayacak kumaş getiriyorsunuz veya başka bir şey getiriyorsunuz. O zaman riskli görülmüyor. Veya günümüzü düşünelim. Mesela sokaklara bakın. Sokakta bir sürü işporta satıcıları falan vardır. Yeni gelen çoğu zaman diğer işportacının işini engel olmayacak bir işle gelir. O yüzden mesela böyle kalemle çizilen plastikler en basit, en iddiasız ürünle girer. Çünkü oradaki ilişkileri bozmamaya çalışır. Bozduğu an tepki duyacaktır. O yüzden bakın bir yanıyla yabancı dışarıdan geliyor ama önemli de olmaya başlıyor. Oraya yeni ürünler getiren, oraya yeni bir bilgi getiren bir kişi olarak. Ve bir sürü yerde tüccar o toplumun bağlantı kurduğu bir dışarıyla da bağlantı kuruyor aynı zamanda. Evet. Ve sonra ne yapıyor? Bu uzaklık, uzak ve yakın olmak nasıl bir ilişki sağlar toplumlarda? Biraz bunu açmaya çalışıyor. Uzak olduğu için de, biraz dışında olduğu için de aslında yabancı nesnel de olabilir diyor. Evet. Çünkü oradaki bütün o çıkar ilişkileri içinde değildir. Dışında hareket edebilir. O yüzden bazı yerlerde hakim olarak dışarıdan kişi getirirler diyor. Çünkü oradaki ailelerin genel çıkarlarından zıt daha objektif bakmayı sağlar. Evet, Türkiye'de bile hatta sosyal bilimcilerde falan bile ya yabancılar bizden daha iyi anlıyor dediğimiz neden? Çünkü biz buradan yorumlarken Türkiye'de kendi bulunduğunuz konumlanış üzerinden bir şeyleri yorumlarken diğeri biraz daha mesafeyle iki tarafı da tartıp değerlendirme yapabiliyor. Daha yukarıdan ve uzaktan bakabiliyor. Ve mesela şimdi bu yanıyla aslında mesafeli uzak diye tanımlıyor gibi görünüyor. Her iki tarafa da nesnel. Ama sonra bir hamle daha yapıyor. Tam da bu yüzden yani bizim o bulunduğumuz koşullardaki ilişkilerden uzak olduğu için bazen yabancıyla en mahrem konularımızı bile konuşuruz. Psikolojik bir tarafı da var. Evet. Şimdi. Yani işte bir yere gidersiniz, bir barmenle oturursunuz, konuşursunuz ve hiç anlatmayacağınız şeyleri anlatırsınız. Hı-hı. Veya bir kasabaya bir şey gelir. Böyle filmlerde falan da vardı ya. Kumpanya gelir, birden orada bambaşka ilişkiler kurulur. Ve siz orada normal kendi bulunduğunuz çevrede anlatmayacağınız özelinizi anlatırsınız. Çünkü bir risk olarak görmezsiniz onun biliyor olmasını. Çünkü o kalıcı değil. Kalıcı değil, gidecek ve onu biliyor olması o bütün ilişkileri alt üst etmeyecek. Ama kasabada veya bulunduğunuz yerde onu birinin biliyor olması sizin açınızdan risk olacak bir şey. Bu yanıyla bakın bir yanıyla da bambaşka bir ilişkini kurmaya da vesile olabilir. O yüzden bir mesafe var. Ama bir yanıyla da başka konularda da çok daha yakın bir ilişki kurulabiliyor. Ama yine de yabancı geldiği ortama uyum sağlamayı göz önünde bulundurarak ilişkileniyor, değil mi? Evet. Yani yabancı diye bir şey tek başına yok ve sabit bir şey değil. Mesela Anadolu'nun bir sürü farklı yerlerine gidin. Değişik zamanlarda göç etmiş insanlar var. 40 yıl geçmiş. Hala orada yabancı. Yani yabancılığın yılı da yok. Yani bir bakarsınız işte şu köyün içinde iki farklı toplumsal grup olduğunda biri daha kendini yerli sayar, diğerini daha yabancı sayabilir. Ama mesela bunun olumsuz koşulları da yok mu? Mesela dışarıdan gelene şey gibi bakmak, ön yargılı bakmak. Yani yabancı olmak her zaman olumlu bir şey de değil. Yine bu ilişkilenme şekli bunu i̇şte olumsuz bir şey. Zimmel'in ilginç yanı o. Yani bir şu ana kadar anlattığım hepsinde olumlu yanları var gibiydi. Evet, ama birden yabancı tehdit haline de gelebiliyor. Evet. Veya içerideki sorunu yani çoğu zaman ne yapıyoruz? Dış mihraklar bunu yaptı dediniz. Dış mihraklar içerideki başka yine tehlikeli yabancı gördüğümüzü harekete provoke etti diye söylediğimizde birden günah keçisi haline gelebiliyor. O yüzden de hiçbir zaman sabit bir şey değil. O yüzden hiçbir zaman tam bir ilişkiye giremiyor. Seninle bir samimiyet kuruluyor vesaire bir bağlantın var ama belli bir noktadan sonra bir bakıyorsun daha fazlası yok. Hı hı. Türkiye bağlamında düşündüğünüzde bir sürü yerde mesela aynı yemeği yemeyebiliyorlar. Veya bir yerde bazı şeyleri farklı, kıyafetleri farklı. Burayı başka bir tanım üzerinden ayrıştıracak bir nokta oluyor. Soruyorsun yani fark ne? Aranızdaki fark ne? Mesela dışarıdan bilmeyen biri olarak gittiğinizde bir köyün içinde hemen hemen aynı gibi görünüyorlar. Hı hı. Ama onlara göre çok önemli fark olabiliyor.
Evet. Aksan farklı olabiliyor, ten renginde biraz fark olabiliyor vesaire falan. Sana ilk girdiğinde aynı köyün insanıymış gibi görünüyor. Evet. İşte o az bir fark bazen iki tarafı birbirinden ayrı tutan bir şeye dönüşebiliyor. Ve birden sorunun kaynağı gibi sunulabiliyor. İşte mülteciler meselesinde olduğu gibi. Yoksullar mesela biraz sonra yoksulluğu da konuşabiliriz. Evet. Yoksulluk da bir yabancı kategorisi olabiliyor. Evet. Burada tehlike görüldüğünde birden kontrol edilmesi gereken bir şeye dönüşebiliyor. Romanları düşünün. Birçoğu İstanbul'da bir sürü insandan çok daha önce gelmiş, yaşıyor insanlar. Sonra ama her zaman İstanbul'un yabancısı varsayılıyor. Evet. Değil mi? Yani bu, hep bir tehdit unsuru. Hep bir tehdit unsuru ve sanki buraya hala adapte olamamış gibi varsayılıyor. Ama bir sürü kişiden, toplumsal kesimden daha önce yaşadıklar halde. Yani o, bakın şey, ne olmuş oldu? Yabancılık böyle yıllar bazında bir sürede kalınarak çözülen bir şey gibi olmuyor. Zimmel'den baktığımızda. Ama biraz önceki konuştuğum gibi öteki gibi de burada bir tahakküm eden güçlü bir toplumsal grup, bir diğeri de sürekli bastıran bir toplumsal grup, mağdun olan bir toplumsal grup da yok. Evet. O sürekli bir devinim hali, sürekli değişen bir şey ama uzaklık ve yakınlık da değişiyor. Aslında bu muktedirin de çok fazla üzerinde rahatça oynayabildiği bir şey değil mi? Muktedir de kendine göre yabancıyı ya da ötekiyi işaret edebiliyor rahatlıkla. Evet, evet. Yani zaten bütün ilişkiler etkileşim üzerinden bakıyor. Yani yabancılık tek başına hissettiğin bir şey değil, sende olan bir özellik değil. Hissettirilen de bir şey. Karşıdaki etkileşimle beraber var. Ama yine de bu ilişkiyi asıl belirleyen sanki muktedirin tavrı oluyor, değil mi? Zannetmiyorum. Yani sadece belirleyen o dediğin, yani düşünün tahakkümü konuştuğunda bile, köle-efendi ilişkisinde bile zimmel, hiçbir zaman sadece tahakküm eden üzerinden ilişki belirlenmez diyor. Yani senin hala reddetme imkanı var. Sonu ölüm olsa bile. Ha, o yüzden de. Anladın evet. mı? Yabancıda da böyle. Yani her zaman kabul etmek zorunda kalmıyor. O ilişkide ciddiye almayabilirsin. Biri sana şunu yap diyor, yapmıyorsun. Evet. Anlatabildim mi? O yüzden tek taraflı asıl belirleyen bu demek yani zimmelin çok isteyeceği bir etkileşim. Şey değil. Etkileşim. Her zaman var. Etkileşim var ve her zaman aslında bir farklı duruş olabilme ihtimali var. O zaman bu farklı duruşlar kendi alternatiflerini yaratarak aslında özgürlük alanları da yaratabilirler. Öyle değil mi? Dolayısıyla evet. dayatılan o etkileşimlerin dışında her zaman farklı bir etkileşimi yaratmak ve oradan başka bir yol açmak da mümkün. Mümkün ama onları şöyle iradi bir biçimde görmüyor. Yani yabancılar haydi gelin başka türlü bir etkileşim yapalım ve olsun dediğinde gerçekleşecek bir şey değil bu. Ama önü açık bir yer. Her an değişebiliyor ve nasıl oldu? Bakın ne yapmış oldu? Biz çoğu zaman toplum dediğimizde daha homojen, birbirine benzeyen bir insan kitlesinden bahsediyoruz. Şimdi diyor ki yabancı diye bir şey var ve bu da bu toplumun bir parçası. Yoksul diye bir şey var yine bu toplumun parçası ve onunla beraber... bu toplum gerçekleşiyor. Ondan apayrı bir yerde duran bir şey var. Çoğu zaman bak adapte etmek, uyum sağlamak vesaire dediğimizde bir homojen var ve biz oraya dahil etmek istiyoruz. Bakın o metinde hiç adapte olma diye bir şey yok. Evet yok. Çünkü adapte olmak demek birinin pratikleri, kültürü neyse ya sen ya o uyacak demek. Evet. Ama Zimmel'de bu en başından açık. Yani her zaman gerilim de vardır ve gerilim de bu toplumsallaşmanın bir parçasıdır. Evet. Ve yabancıya göre de sen bazen kendi içindeki ilişkileri düzenliyorsun. Bu çatışma üzerindeki tartışmalarında da var. Yani çatışma sayesinde bazen iki grup birbirlerini kendi içindeki ilişkiyi güçlendiriyor. Evet. Yani buradan hareket edersek o zaman nasıl bir yere gelmiş oluyor Zimmel? Bakın yabancı diye bir sabit bir kategori yok. Her toplumsal kesimde olabilir. Her yani bu mesela bazen şöyle bir şey oluyor. A ve B şirketi birleşiyor. Ben bir ara böyle bankacılık sektörünü falan çalışmıştım. Ve onlara göre yeni gelen şirketten gelenler diğerlerinden çok farklı. Yani, ama aynı şirket. Ya, evet benzer bir şey. Yani bu yabancılık da sadece böyle etnik, kent içindeki yabancı gibi düşünmeyin. Bir sürü kurumun içinden geçerliyor. Bir kurumun içinde 50 kişi olsun, 20 kişiyi sonradan alın veya A kolejinden gelenleri sonradan alın. Birden tanımlanma başlayacak. Yok onlar bizim gibi yapamıyor. Bizim yaptıklarımız çok farklı vesaire. Yani bu çok farklı seviyelerde var olan bir etkileşim biçimi. O yüzden de birden bakın aslında daha çok aklımıza gelen kavramdan başladı ve birden onun aslında nasıl başka içeriklerde tezahür edebileceğini göstermeye çalışıyor. Evet, farklı şekillerde ortaya çıkabiliyor. Tekrar çıkabiliyor. Evet, bazen en ilkel haline geri de dönebiliyor o zaman tarihselleştirildiğinde. Ama işte onları da görmek istiyoruz. Yani o yüzden mesela 1500'lere dair bir film izlediğimizde bile
bir yanıyla 1500'lerde insanlar nasıl yaşar gibi değil ama altında hala aslında biçimler arıyoruz. Rekabet, birbirlerini yok etme, güçlü olabilmek için mücadele etme, dayanışma değil mi? Bütün bunlar aslında hala arkadaki biçim ve biz bunları bildiğimiz için oradaki şey, bütün o senaryo, o süreç ilgimizi çekebiliyor. Bütün bu biçimlerde tipleri yaratıyor tabii. Ve yani bu tabii sadece sosyal bilimcinin bildiği bir şey değil. Gündelik hayatımızın içinde de farkındayız. Zimmel'den bakarsınız. Yani insanlar bunun arkada, bu bütün içeriğin arkasında bunları görüyor. Evet, doğru. Biraz yoksullardan bahsedelim. Bu da yoksul da aslında en çok üzerinde durduğu bu makalede. Ve yine bütün olumlu ve olumsuz koşullarıyla üzerinde durdu. Burada yani sadaka vermek, yani dini bir işte verenin kendini iyi hissetmesi, sorumluluk, yükümlülük, bunu biraz önce de konuşmuştuk, görev, bir takım kavramları da ayırt ederek yoksulun hakkı, yoksulun ne talep edebileceği ve yoksul denilen şeyin de kime göre ve yani alıcı ve verici arasındaki ilişkiyi de ya da yoksulluk, yani yoksula ne vereceğiz, yoksula kim verecek, yoksula kim neyi nasıl verecek, aracı kurumlar olacak mı, olmayacak mı, bu sadece dini bir tatmin mi, yani bunun arkasında sadece manevi bir şey mi var diye bunu bayağı aslında son derece geniş bir şekilde anlatıyor. Bu da mesela bugün de hala aslında bu yardım cemiyetleri ya da yoksullar için bir takım konserler düzenlenmesi ya da ülke sınırları dışındaki yoksulların yoksul diye işaret edilip işte oralara gidilip ziyaret edilmesi. Bu da yine o etkileşimleri hala devam ettiren bir şey değil mi? Yoksul da etkileşimle tanımlanan bir şey o zaman. Tabii mesela biz yoksul deyince genelde nasıl düşünüyoruz? Belli bir maddi seviye var, olanaklar seviyesi var. O seviyeye ulaşamayana yoksul diyoruz. Yoksul diyoruz, bu, evet. Kentte farklı olabilir, kırsal alanda farklı olabilir. Ama kafamızda bir rakam var, paraya denk gelen bir rakam var, olanak var. Bu yoksa yoksul. Şimdi Zimmel yine etkileşim üzerinden çıktığı için yoksulluğu da böyle incelemiyor. Yani çok toplumsal seviyesi üst olan bir yerde de bir insan yoksul olabilir, en alt seviyede de. Önce tanımını söyleyeyim. Bir kişi yardım almayı kabul ediyorsa yoksuldur diyor. Evet. Yani düşünün şimdi yardım. Biri 5000 lira geliri vardır veya olanakları vardır. Yardım alıyordur. Zimmel'e göre yoksuldur. Bir kişinin 600-700 lira geliri vardır. Yardım almıyordur. Yoksul kendi değil. Hayatını idame ettiği o yoksul değildir. Başkasından yardım almayı kabul ettiğin an gerçekleşir diyor. Ve çoğu zaman yardım yapma, yoksula yardım yapmada şöyle bir anlatı var diyor. Yani sanki yoksulluk sorununu çözmek için ama yapılan bütün yardımların amacı yoksulluğu sürdürmek. Sürdürmek. Yok etmek değil. Yani bütün bakın yardım derneklerine, STK'lara, şimdi kafamızdaki dünya genelinde düşün, Afrika ve yoksulluk anlatısı değil mi? Bütün bunlardaki amaç yani ve dünyanın başka yerlerinin olanaklarını düşünün. Normalde hedef ne olması lazım? Gelin bu yoksulluğu kaldıralım ortadan. Yok edelim. Böyle bir hedef olunmuyor. Onun yerine hayatı ve yoksulluğun sürdürülmesi hedefleniyor. Ve bunun arkasına gitmeye çalışıyor. Nasıl oluyor da neden yok edilmek istenmiyor yoksulluk? Ortadan kaldırılmak istenmiyor, eşitlenmek ama onun yerine yoksulla bir ilişki kuruluyor. Ve şöyle bir şey söylüyor. Yoksula yardım edildiğinde bile çoğu zaman yoksuldan ziyade toplumun geneli düşünüyor. Yani bu yoksul kişiyi biz bu şartlarda bırakırsak toplumun geneline sorun yaratabilir. O yüzden de ne yapmamız lazım? Yardımda bulunmamız lazım. Yine aslında toplum kendini düşünüyor. Yani potansiyel bir şeyin önüne geçmek için bunu yapıyor. Evet. Hatta şöyle bir güzel bir benzetmesi var. Mesela devlet yoksullara yardım etmezse yoksullar devlete kendisini şikayet edemez diyor. Evet. Zenginler şikayet eder. Evet. Çünkü neden? Bu sorumluluklarını yüklenmedin diye. Ya niye getiriyor? Yoksulun diğerine ya sen bana benim durumumu düzeltmek zorundasın diye bir hakkı yok tanımda. Onun yerine nasıl bir şey var? Diğeri vermek istiyor. O yüzden de bakın bir sürü iş adamı... Aslında bir kabul ediyor herkes. Evet ön yani kabulü. O ilişkiyi açmaya çalışıyor. Bu ilişkinin içeriğinde ne var? Ve bir sürü iş adamı aslında hayırsever. Ama deseniz ki gelin verdiğiniz vergileri artıralım ve Türkiye'deki yoksulluğu azaltalım karşı çıkarlar. Verdikleri rakam daha hayırseverlik adına yaptıkları rakam daha fazla olmasına rağmen. Çünkü neden bir şey var? Birinde verdiğin an hayırsever olduğunda ilişkide sen... Kendini güçlendirmiş oluyorsun. Biz ne diyoruz? Veren el, alan elden üstündür. Tam da bunu anlatıyor Zimmel. İşte bu ilişki kurulmak isteniyor. Veren el, alan elden üstün olsun diye.
O yüzden de yoksulluk, yani bunu soylulukta da yapıyor. Aslında kişinin hayatının şansı, bulunduğu şartlar nihayetinde bir konum. Ama o konum hiçbir zaman tek başına bireyden kaynaklanmıyor. Onun diğer gruplarla, toplumsal gruplarla, STK'larla kurduğu ilişki üzerinden şekilleniyor. Buraya doğru açıyor ve bakın birden ne olmuş oldu? O zaman bütün bu etkileşim tarzları bir toplumun içinde o etkileşim tarzlarının neye denk geldiğini açmamız gerekiyor. Onu açmadığınız sürece sadece bir rakamsal bir meseleymiş gibi bakarız. Ve yani kent yoksulluğunu falan düşünün. Bir zamanlar köyde aslında daha büyük bir yoksulluk vardı diyelim. Ama orada insanlar çok az bir kaynaklarla bile hayatlarını idame ederdi ama kimseden para almazdı. Şimdi belki kentte çok daha fazla gelir var, kaynaklar var ama birilerinden yardım alabiliyor. Yemek yardım alıyor vesaire. Şimdi bu ikinci Zimmel'e göre yoksul. Diğeri aslında maddi kaynaklara daha az olmasına rağmen yoksul olmayan bir şey. Yani senin toplumun geri kalanlarıyla nasıl bir ilişkiye girdiğin, etkileşime girdiğin belirlendiriyor. Ve toplumun bunu nasıl değerlendirdiği. Bazı yerlerde toplum der ki hayır bu benim sorumluluğum değil, devletin sorumluluğu yoksul meselesini çözmek. Bazı yerlerde her birey sorumlu olduğunu düşünür ve bazı yerlerde de işte yoksul doyurmak gücün de göstergesi olabilir. Sofra kurup onlara yemek yedirmek vesaire bir güç göstergesine de dönüşebilir. Ya da dini cemaatlerin, değil mi? Tabii tabii. Yani bütün çok farklı biçimde ve bir sorumluluk gibi yapılır ama oradaki ne vereceğin, ne vermeyeceğin, bütün onları da sen belirliyorsun. Bakın o etkileşim içinde sen, içeriğini sen doldurmuş olursun. Ama dolaylı biçimde gittiğinde yani mesela devlete parayı ver, devlet insanlara dağıtsın dediğinde istenmiyor. Çünkü burada doğrudan ilişki kurulmuş oluyor. Ve sürekli devam edilmesi gereken bir ilişki. Yani yoksullarda değişmeyen şey yoksul kalmaya devam etmeleri. Bu evet. Yani, bu ilişkisellik içerisinde. Evet, bundan çıkabilme. Bunu almadığın an, almayı koparttığın an yoksulluktan çıkabiliyorsun. Tabii evet. Bu bambaşka bir tartışmayı açıyor. Yani bildiğimiz normal bir refah devleti anlayışı ve onun üzerinden sosyal hizmetlerin sağladığı yoksulluktan başka bir tartışmayı açıyor. Ama bu aynı zamanda hak, yükümlülük, görev, bütün bu kavramları da yeniden tanımlamayı tamam. Ve bunu da bu ilişkisellik içinde tanımlamayı gerektiriyor. Yani Zimmel bu ilişkisellik ve etkileşimde sadece tipleri tanımlamıyor, aynı zamanda ilişki ağlarını da yeniden tanımlamış oluyor değil mi? Yani hepsinde onu yapmaya çalışıyor. Yani bir yanıyla çok bireysel gibi görülen bir şey. İşte soylulukta da böyle. Sen bir soydan geldiğini ve aristokrasiden geldiğini ön plandasın ve sana getirdiği olanaklar var değil mi? Ama o haliyle bile sen sanki çok bireysel bir şey yapıyor gibisin. İlgi alanların, ilgilendiğin sanat vesaire etkinliklerinle sanki onun dışında bambaşka bir şeyler yapmaya çaba harcıyorsun. Ki o soylu grubunu iyi temsil edesin. Mesela bir yanıyla aslında tamamen toplumsal background'ın her şeyi şekillendiriyor ama onu bireysel, özgün bir biçimde sunmaya çalışıyorsun. Her birinde bu var. Yoksullukta da bir yanıyla hasbelkader bir şartlarda doğuyoruz. Bulunduğumuz bir toplum var. Ama ondan sonra o etkileşimin nasıl gerçekleşeceği sadece sen belirlemiyorsun. Diğer toplumsal gruplarla beraber. Evet, bir de şöyle bir şeyden de bahsediyor ya, yoksullar aynı zamanda yurttaştırlar. Sadece yoksul değil ve yurttaş olduklarında başka talepleri de söz konusu. Yani bu ilişki ağları içerisinde sadece yoksullar için değil, bütün bu tipleri belirlerken farklı kurumlarla kurulan ilişkiler ayrı bir şey. Bir de bireylerin kendi arasında kurdukları ilişkiler farklı bir şey değil mi? Hı hı. Kurumların arasındaki ilişkiler de farklı bir bütünü oluşturabilir. Ya da bireyin kurumla kurduğu ilişki. Evet. Yani bu da talep ve hak meselesini her seferinde sorunsal haline getirebilir. Evet. Bir de burada benim en sevdiğim şeylerden birisi bu maceracılar oldu. Evet. Bu maceracı, bir de cimri ve savurgan. Aslında maceracıdan önce cimri ve savurgan. Bu aslında benim için çok ilginçti. Burada verdiği örneklerden de yola çıkarak bunları çok böyle şeye, estetik bir temaşaya Hı-hı. benzetiyor. Hı-hı. Cimri'nin durumunu. Bunun biraz açabilir miyiz? Neden Hı-hı. bir estetik temaşa? Yani... Estetik temaşa da güzel bir laf evet, bu arada. Evet, evet. Yani şöyle bir şey var zaten yani Zimmel mesela işte sanatçılara değindiğinde de belki bu makalede de değiniyor. Sanatçı aslında o gündelik hayatın içinden bir fragmanı çıkarıp onu estetize hmm. edebilendir diyor. Evet. Değil mi? Yani o yüzden de Zimmel mesela bütün bir yekün toplumu anlamaktan ziyade fragmanlara bakmaya çalışıyor. Ama o fragmanın içinden de hep böyle bir şeyi çıkarabilmek. Estetize evet. edebilmeyi önemsiyor. Aynısı aslında içerik dediğimiz toplumsal etkileşimin içinde de ne yapıyor bakın?
kendisi de estetize ediyor. Yani evet, içinden biçimler çıkarıyor. Şimdi bu cimri ve savurgan meselesinde de böyle bir şey var. Yani cimri ile yani savurgan iki tane zıt tipmiş gibi görünüyor. Ama aslında ikisinde ortak bir yanı var diyor. Evet. İkisi de paraya önem veriyor. Evet. Farklı açılardan. Yani cimri parayı biriktiriyor ama harcamıyor ve biriktirmiş olmasından haz duyuyor. Hı hı. Yani bizim var yemez dediğimiz. Kullanması gerekiyor. Evet, yani işte 1 milyonun var, 3 milyon oluyor. Aslında kullanmıyorsan 1 ve 3 olmasının hiçbir farkı yok. Ama sen neden haz almaya başlıyorsun? Harcamayarak daha fazlası. Ve bakın çoğu zaman biz... Yine burada da toplumsal kesim olarak cimri her toplumsal seviyede olabilir. Şey gibi antikacı ya da koleksiyoncu yani gibi. Evet, yani çünkü çok büyük parası olanların içinde de cimri olabilir. Oradan beklenilen bir harcama var ve gerçekleştirmiyor. Orta halli bir toplumsal kesimin içinden de cimri çıkabilir. Fakirin içinden de cimri çıkabilir. Yani bu ne cimri? Bulunduğu şartlarda normalde yapması gerekeni yapmayan, harcamayan herkes cimri olabilir. Tutmak, elinde tutmak. Harcamak ve neyi önemsiyor? Kaynağın, o şey paranın kendisinin artıyor olmasını önemsiyor. Evet. Savurgana geliyor. Şimdi tam zıttı nasıl savurgan şey olur? Savurgan da bununla mümkün olduğu kadar çok farklı şeylere harcama yapıyor ve yine rasyonel değil. Bakın asıl kaçtığı yer ne bu ikisinde de? Cimri ve şeyin beklenilenin dışında bir şey yapıyor olması. Maceracı da öyle. Yani rutinin içinde beklenilmeyeni yapmak macera oluyor. O yüzden de A kişisi için macera olan bir şey başkası için macera olmayabilir. Dolayısıyla beklenilmeyen ve beklenilenden değişiyor. Rasyonelliğin dışında yani biri için şeydir işte ne bileyim bir yerde gidip yemek yemek zaten normal hayatının bir parçasıdır ama çok geliri düşük olan biri bir akşam gitti o parayı harcadı deriz macera. Ne yapıyor? Savurdu, har vurup harman savuruyor deriz. Değil mi? Burada ona göre rasyonel olmamış oluyor. Ama bakın şimdi savurganla cimriyi nasıl yapıyor? Yani o paraya önem vermiyor göstermenin kendisi içinde paranın olması gerekiyor. Evet. Ki ben bakın paraya önem vermiyorum bu gösterebilesin. Hı hı. Cimrinde bakın bende para var demesi gibi. Her ikisi de aslında diyor. Soylu ve yoksul ilişkisi gibi aslında. Her ikisi de parayı önemsiyor ama farklı biçimlerde bunu dışarıya yansıtıyor. Evet, estetize ediyor. Evet. Ya dışarı içindeki şeyi dışarıya gösteriyorsun. O yüzden yine biraz öncekine çok benzer bir biçimde zimmelde bu tipleme sabit bir kişi değil, herkes olabilir. Yani maceracı da öyle. Gündelik rutin bir hayatımız var, bir beklentilerimiz ve onun içinde olası risklerimiz var değil mi? Bunu sürdürürken birden beklenilmeyen bir şeyler yapıyoruz. Onun dışında bir şeyler yapmanın kendisine macera diyoruz. Evet, rutinin dışında. Evet, yani işte şimdi ben buradan atlayıp, yarın Doğu Ekspresi'ne atlayıp gidiyorum desen, bir sürü der ki adam ne maceracı, şimdi atladı. Bir sürü kişi Doğu Ekspresi'ne binip gidiyor zaten. Hiçbirine de biz macera demiyoruz çünkü zaten olağan rutinleri zaten gidiyorlar. Ama birden buradan gidiyorsun işte sosyal medyada paylaşıyorsun gidiyoruz Kars'a doğru vesaire değil mi? Birden maceracı bir şeye dönüşebiliyor. Evet, hayatımızda yani yaptığımız bir sürü şey o olağan rutinin içinden çıkabilmenin kendisi. Ve bu toplumsal kesimin ne olduğuna göre değişebiliyor içeriği. Evet, bu estetik bir şey aynı zamanda da. Çünkü evet, rutinin dışına çıkmanın kendisi zaten estetik yaşantının bir... İşte o yüzden mesela şeyle bağlantı, rüya gibiydi deriz diyor. Değil mi? O olağanın dışında birden anlık yaşanan ve normalde çok kontrollü olan şey de kontrolünün dışına çıktığımız bir şey. Ama şöyle bir güzel bir şey yapıyor. Maceracıyla kumarbazı da birbirine benzetiyor. Evet, kumarbaz. Yani kumarbaz aslında çok az bir olasılığı olduğunu biliyor. Değil mi? Maceracı gibi bir sürü riske aynı anda almış oluyor. Rasyonellik içinde değil. Ama onda bile kumarbaz kendine böyle ritüeller oluşturuyor. Sanki o ritüelleri yerine getirirse olayı kontrol edecekmiş gibi. Değil mi? Böyle bazen inançlar oluyor. Ya şu sayıyı şöyle tutarsam bu oluyor. İşte cuma günleri oynarsam bu oluyor vesaire falan. Bakın birden o kontrol edilemeyen olasılığı kontrol edilebilecek bir şeye kılmaya çalışıyor. Evet. Maceracıda da böyle bir şey var diyor. Bir yanıyla aslında tamamen kendini riske atıyor. Hiç öngörülmeyecek bir şeye dahil oluyor. Ama bir alttan alta da bir öngörü var. Sanki böyle yaparsam bir şekilde başaracağım inancı var. Yine nereye geliyor? O gündelik rutin hayatın dışında bir yerde değil maceracı. Aslında hala o rutin hayatla bağı olan biri. Çoğu zaman şöyle düşünürüz. Yani bizler sıradan insanlar gündelik hayatın içinde bir de maceracı var bambaşka bir yerde ilerliyor. Öyle değil. Aksine hala gündelik hayatla bir bağ kuruyor. O bağı kendi mantığıyla kuruyor. Bir de bu cimri ve savurganda bir tane örnek veriyor ya, bu çok benim hoşuma gitti açıkçası.
İşte şey diyor, bir keresinde bir adamla tanışmıştım. Artık genç olmadığı ve varlıklı bir aileye mensup olmadığı halde bütün zamanını öğrenebileceği her türlü beceriyi öğrenmekle geçiriyordu. Hiç konuşup yazmadığı diller, hiç yapmadığı harika danslar, hiç faydalanmadığı, hatta faydalanmak bile istemediği her türlü cimri. Ya her türlü beceri. Bu da diyor cimrinin tam bir özelliğidir aslında. Yani nasıl ki paran var vesaire ve kullanmayacaksın ve hala onu biriktirmeyi önemsiyorsun. Orada da becerim var. Ve beceri edinmeye çalışıyorsun ve kullanmayacaksın. Yani niye bize ters geliyor? Çünkü rasyonellik içinde yapması, yani senin işine yarayan bir şeyi kullanıyor olacaksın. Evet. Ama mesela bütün bu çıkışlar, estetize etme, fragmanın içinde modernitenin, yani rasyonelliği böyle moderniteyle ilişkilense dışında olmak gibi de görmüyor. Onun bir parçası zaten, hala onun bir parçası. Yani nasıl ki sanatçı tamamen modernitenin dışında değil, bunlar da onun bir parçası. Yani, belki o yüzden sen diyordun ya, işte 19. yüzyılda mı bu tipler çıktı? Belki tam da bu tipleri yaratmaya başlıyoruz. O olağan hayatımızın içinde bizim o sıradanlığın dışındaki hikayeler duymak istiyoruz. Çıkabilmeyi. Veya işte bir sürü kişi günümüz Twitter'da veya sosyal medyadaki şeyini düşünün. Hep hayatımızda bizden farklı bir şey yapanlar arıyoruz. Yapılabileceğini duymak istiyoruz. Daha karmaşık ilişkiler belki de bu yeni tipleri yaratıyor. Mesela işte yine 19. yüzyılın hani edebi metinler açısından baktığımızda Türkçe örneğinde de züppe tipinin ortaya çıkması mesela. Tam da 19. yüzyılda ortaya çıkışı çok da şaşırtıcı değil. Bütün bu hem ekonomi, bir de daha karmaşık ilişkiler. Yani o metropolle birlikte daha karmaşık, daha çoklu ilişkilerin de varlığı bu tiplerin tanımlanabilirliğini daha etkileşimli bir hale getiriyor herhalde, değil mi? Bu daha küçük, yani mekan üzerinden konuşmuştuk ya geçen sefer. Mekanda herkes tanıdık. İlişkiler de aslında tanıdık. Dolayısıyla orada çok fazla bir şey değişmiyor. Ama metropol söz konusu olduğunda daha farklı. Çünkü daha kalabalık. Yani şöyle bir şey var. Yani hikaye anlatıldığında, mesela bu sadece metropolde olduğunu da düşünüyorum. Şimdi köyleri düşünüyorum. Köylerde hep böyle ilginç tipler vardır. Yani dışarıdan da biri gelince hemen o köyün ilginç tiplerini sunarlar. Bir delisi vardır mesela. Bir delisi her vardır köy. Diyelim, bir böyle gezgini vardır. Hmm. Biraz hikaye yazmasını seven vardır. Hemen de yabancı gelene, dışarıdan gelene tanıtmak isterler. Ve çoğu, farklı olanla çoğu tanıtmak. Çoğu esprileri de biliyorlardır. Aynı espriler onunla beraber bir daha yapılır. Ama bu o, sana o kendine göre köyün en ilginç yanı odur. Diğer o sıradan hayat. İşte bahçeye gittim, tarlaya gittim, şunu yaptım. Bu en sıradan hayatı. Ona göre en ilginç kısmı diğer hikayedir. O yüzden metropolde de öyle olduğunu düşünüyorum. Yani sen sana göre ilginç olabilecek hikayeleri dahil etmek istiyorsun, dinlemek istiyorsun. O yüzden de o rutinliğin içinde farklılığı gösteren bir şeye ilgini çekiyor. Evet. Ama orada bile çoğu zaman mesela sonradan görmeler üzerine yapılan espriler aslında bir şekilde buradaki pratiğin içinde de var. Başka bir yerdeki işte kırsaldan gelenin deneyimini de taşıyan biri. Evet. Ve herkeste de birazcık o var. Ve o yüzden de hoşuna gidebiliyor. Evet, bir de mesela şey gibi işte belirli dönemlerin kara borsacıları, belirli dönemlerin savaş zenginlerini, işte belirli dönemlerin miras yedileri yaratması gibi. Bu tiplerin de aslında kendi ilişki ağları onları var eden şeylere dönüşüyor. Yani bu tipler ilişki ağları olmazsa ortaya çıkabilecek şeyler değil. Değil. Yani bunu biraz daha zimmelleştirirsek. Evet, zimmelleştirelim. Yani mesela şimdi biraz önce işte hemen birden belli bir yüzyıl ve o dönemde çıkan bir şey. Zimmelin mesela yabancısı her zaman olabilecek ve her türlü yerde olabilecek bir şey. Değil mi? Yoksulu da böyle bir şey. Ve o yüzden bu etkileşim olarak baktığımızda belli bir dönemde çıkmanın ötesinde her zaman etkili bireyler ve toplumsal gruplar arasında çıkıyor. Anlatabildim mi? Yani diğerinde çoğu zaman şöyle yazıyor. Bir dönem vardı ve bitti. İşte aristokrasi dediğimizde bir dönem var ve bitmiş gibi bakıyoruz. Ama öyle Zimmel'den değil. Bakarsak, şimdi belki adına aristokrasi demesek bile günümüzdeki elit hayatının içinde bulabiliriz bazı şeyleri. Yani kök halde bulunan şeyler de ortaya çıkabilirler. Evet, evet. Yani o mesela işte çatışmadan bahsettiğinde, rekabetten, mübadeleden bahsettiğinde de nasıl farklı formlarda çıkabiliyorsa yansımaları... Bunlar da çıkabilir Zimmel'den baktığımız. Ama o yüzden sabit bir kişilik değil. Sabit yok. Evet. Ama bir kök var herhalde. Ve bu kök değişebiliyor. Yani bu form farklı şekillerde yeniden ortaya çıkabiliyor. O yüzden de tarihsellik ya da süreklilik diye bir şeyden bahsetmek çok da mümkün değil mi? Çok oraya gitmek istemiyor. Yani grameri bulmak istediği için.
Grameri grameri bulmak istediği için. Çünkü o zaman tekrardan dönemleştirmeye başlayacak. İşte Çin'de soyluluk neden böyleydi, diğer tarafta neden böyleydi. Evet. Oraya girmek istemiyor. Çok neden sonuç ilişkisine girmekten çok bizim soyluluğu anlamamızı sağlamak istiyor. Ve bulunduğu koşullar içerisinde anlamamızı. Evet. Değil mi? Bulunduğu koşullar içerisinde ama yine de bulunduğu koşullar içerisinde bunu anlamlandırırken bu demek değil ki bundan önceki bir formla o etkileşime girmiyor. Bundan önceki bir formla da etkileşime girmesi önemli. Değil mi? Evet. Anladığım kadarıyla. Neden sonuç ilişkisi olmasa da yani o formu ortaya çıkaran koşullar değişse de form yeniden ortaya çıkıyorsa işte hani şey gibi bugün yeniden ne bileyim işte birçok tarihi mitin ortaya çıkarılması gibi onlar var zaten ama bu koşullar içerisinde bir geri çağrılıp yeni bir formda ortaya çıkabiliyorlar ve bu da başka bir ilişkiselliği yaratabiliyor. O ilişkisellik de insanları bir araya getiren bir şeye dönüştürebiliyor. diyorum. Biraz daha düşünelim diyorsunuz. Evet bugün biz yine bir şey söylemek ister misiniz hocam son olarak? Teşekkür ederim. Toplumsal tiplerle. Yok rica ederiz. Toplumsal tiplerle ilgili. Aslında biz tabii bu bayağı uzun bir makale ve bahsettiğimiz tipler de yabancı, yoksul, cimri ve savurgan, maceracı ve soylu olarak bunları adlandırıyor Zimmel. Tabii bu kitapta onlar var ama evet, ben arabulucu biraz, var. Evet. Bunlardan dönek var. Yani daha başka formlar da var ama mesela olmayanları da düşünmek lazım. Mesela günümüzde yazılsa yaratıcı diye bir şey olurdu mesela. Hmm. Yaratıcı, girişimci vesaire. Değil ben mi şimdi? Ben koleksiyoncuyu düşündüm efendim? Mesela. Koleksiyoncu. Evet. Mesela ama koleksiyoncu cimriye çok yakın. Yani bir şeyleri biriktirmek, onun onları evet yani birazcık da şeyde var koleksiyoncu. Mübadelenin içinde anlatıyor. Çünkü bir şeyin değeri var ne kadar olduğu orada da önemli. Yani biri bir şeyleri biriktirebilir, başka bir kişi baktığı hiçbir değeri yoktur. Onu kıymetli kılan o koleksiyoncunun şeyini falan anlattığında biraz var koleksiyoncu tipi. Ama mesela ne yok dediğimde yaratıcı biri yok. Yaratıcı bugün için. Dönüştürmek diye bir şey yok mesela Zimmel'de. Böyle çünkü böyle bir toplumsal sorumluluk, toplumu dönüştürmek isteyen bir şey var. Mesela kanaat önderi diye bir şey var şimdi ama. Efendim? Kanaat önderi. Yani mesela öyle bir aktör yok. Yani bir sürü toplumda toplumu dönüştürmek gibi bir gayesi olan şeyler olduğunu düşünüyorum. Ama Zimmel'de yok. Belki ilgi alanında değil ama biraz da böyle bir egzersiz de yapmak lazım. Yani Zimmel'in öngördüğü toplumsal tipler neler ama günümüzden bir daha düşündüğümüzde ne tip toplumsal tipler çıkabilir? Bunlara eklenilebilir. Evet. Siz arabulucu var dediniz. Bunlar dışında başka var mı arabulucu? Arabulucuyu mesela şeyde de yapıyor. Soyluyu da arabulucu gibi görüyor. Soylu sınıfı aslında kralla kitle arasındaki bir şey ortada bulunuyor. Aslında mesela kralla soylunun arasındaki mücadele, işte demokrasi üzerine, haklar üzerine yapılan şeyler aslında daha sonra ne yapılıyor? Toplumun geneline yayılan bir şey oluyor. Ama doğrudan kitle kraldan bunu talep etse büyük bir kavga çıkabilir belki. Veya soykırım çıkabilir değil mi? Ama soyluların mücadelesi bir yanıyla oluyor ama öte yanıyla da soylular da halkın üzerinde tam bir kral gibi tahakküm de kurabiliyor. Evet. Yani orada bile arabulucu çok değişik formlarda olabilir. Yani yabancıyı düşün, orada da bir nesnelik üzerine arabuluculuk yapılabiliyor. Evet. Ama yeni tipler üzerinde de düşünmek gerekir. Ve bu da güzel bir egzersiz olur. Teşekkür ederiz hocam. Ben teşekkür ederim. Bugün Yıldırım Şentürk'le Zimmel'i ve Zimmel'in toplumsal tiplerini konuştuk. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Tamam, tam zaman.